Evet, vizenin genel bir değerlendirmesini yapmak adına sorayım. En çok aldığım duyum şu, süre yetmedi. Hangi soru en çok oyaladı sizi? Dördüncü soru mu? Beşinci soru mu? Graf boyama sorusu. Öyle mi? Ama en hakim olduğunuz konulardan biri değil miydi graf boyama? Çok. Şimdi şu yukarı tahmini süreleri yazmıştım ben. Gördünüz mü onları sınavda? İşte o sürelere göre aslında kendinizi ayarlayabilirseniz iyi olur diye düşünmüştüm ben. Hani çözerken o süreyi aşıyorsanız bilin ki başka sorudan çalıyorsunuz gibi. Buna da en çok süreyi de buna vermiştim. Ben de uzun süreceğinin farkındaydım. 25 dakika buna yeterli olur diye düşünmüştüm açıkçası. Hani şu var, bazıları şunu dediler. Hocam biz kendimiz sıfırdan çizsek daha kolay yapardık gibi. Aslında aşama aşama gidilse yapılabilirdi ama sıfırdan kendiniz de yapsanız bir kağıda yapacaksınız. Zaten ekstra kağıdınız var. Onunla bunu karşılaştıracaktınız. Hani belki oradan bulabilirdiniz bir şeyler. Bir de örnek vize sorularına çok yakın sorduk. Değil mi? Çok böyle büyük farklılıklar yoktu. O yüzden zannediyorum süre yeter diye düşünmüştüm ben. Bakalım sonuçları bilmiyorum henüz. Sonuçları okuyunca daha iyi anlayacağız. Onun haricinde sınavla ilgili sizin bir kritiğiniz var mı? Şöyle olsaydı daha iyiydi, böyle olmasaydı daha iyiydi gibi. Yok. Sürenin dışında. 90 dakikadan daha fazla sınav da olmaz arkadaşlar yani. Evet. Başka var mı? Güzel. Biz haddimizi biliriz hocaya, öğretmeyiz şimdi hemen. Öğretebilirsiniz, sıkıntı yok. Evet, sorulara başlayalım arkadaşlar. Birinci soru 20 puanlık boşluk doldurmaydı. Ve muhtemelen hepiniz yapmışsınızdır bu soruları. Burada kısaca tekrar edelim. A şıkkında şöyle bir şey vardı. WDM teknolojisi nokta 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 fiber içerisinde nokta 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 sinyallerin nokta nokta dalga boyunları da taşınması demektir. Burada aynı ve farklı kelimelerinden birilerini koyacaktık. Şöyle olacaktı. WDM teknolojisi aynı fiber içerisinde farklı sinyallerin farklı dalga boylarında taşınması. Bunu herkes doğru yapmıştır zannediyorum. Değil mi? Çok tekrar ettik çünkü. Evet, B şıkkında fiber içerisinde ışığın ilerlemesinde yaşanılan problemler. Bir, sinyal dağılması. İki, sinyal zayıflaması. İki tane vardı. Dağılma ve zayıflama. Başka bir şey yazan var mı? Sen yanlış yazdın. Ne yazdığını hatırlıyor musun? Tamam. Bu ikisi vardı. C şıkkında polarizasyon mod dağılması sinyalin farklı modlarının farklı hızlarla ilerlemesi nedeniyle oluşur. Doğru, yanlış. Yanlış. Polarizasyondan kastımız yatay polarizasyonu ile dikey polarizasyonunun farklı hızlarda ilerlemesiydi. Diğerinin adı modlar arası dağılma. Evet. Bu yanlış olacaktı. D. Burada biraz galiba şaşırmalar olmuş. Erişim ağlarında kullanılan optik teknolojiye kısaca herkes arkadaşı. Bak, devamını okuyayım. Erişim ağlarında kullanılan optik teknolojiye kısaca nokta nokta ve optik erişim ağlarına da kısaca nokta nokta denir. Herkes İkincisine pon diyen kaç kişi var? Tamam. İkincisi pon. Birinci toplum açılımı diye düşünün. Pasif Yok. Birincisi arkadaşlar FTTX olacaktır. Yazan var mı FTTX? Yok. Arkadaşlar oradaki optik teknoloji FTTX diyoruz. Ağlara PON diyoruz. Tamam. E şıkkı metro halkalarında nokta noktalar arası metro halkaları nokta noktalar arası ağlardır ve eğer bir düğüm halka üzerinde dur önce birinci cümleyi yapalım. Metro halkaları nelerin arasındaki ağlardır? Telekom ofisleri arası ağlardır. Güzel. Ve eğer bir düğüm halka üzerinde bir hedef veya kaynağı düğüm ise içerisinde nokta nokta çoklayıcı olmak zorundadır. Ekle düşür çoklayıcı. ADM çoklayıcı diye bir şey yok aslında. Ama ADM çoklayıcı diye bir şey yok. ADM zaten ekle düşür çoklayıcı demek. Sen de bu sefer ekle düşür çoklayıcı çoklayıcı demiş oluyorsun. Ama Türkçesine bakmıyor. Yani ADM yazdıysanız kabul ediyorum ama
gramer olarak hatalı oluyor oraya EDM yazmak. Ama ekle düşür çok da iyice. F şıkkında metro halkasındaki bir düğümden çıkan her bir bağlantının taşındığı alt dalga boyu için düğüm içerisinde bir EDM yerleştirmemiz gerekir. Doğru yanlış? Yanlış. Her alt dalga boyu için değil, her dalga boyu için yerleştirmemiz gerekir. Her alt dalga boyu dediğimiz için orada yanlış olacaktı. Biraz da arkadaşlar test tekniğiyle yanlış yaklaşıyorlar. Aa, birincisine yanlış demişsem bu doğrudur falan diye. İki tane yanlış vardı arkadaşlar. Tamam. G şıkkında dalga boyu yönlendirmeli ağlarda bir ışık yönünü yönlendirirken iki kısıt göz önüne alınmalıdır. Artık hepiniz yapmışsınızdır. Birincisi dalga boyu devamlılığı, ikincisi aynı fiber içerisinde farklı sinyallerin farklı dalga boylarında taşınması gerekliliği. H şıkkı dalga boyu atama yöntemlerinden graf boyama bir statik atama yöntemidir. Bu doğru. Evet, bu doğru. Bu doğru. Arkadaşlar graf boyama dediğimiz gibi bütün talepler hepsi bir arada gelir ve hepsini bir arada atarsınız. Diğer yöntemler dinamik atama yöntemleriydi. Pasif yıldız bağlaştırıcının en önemli özelliği broadcast yapması. Tek modlu fiberin çok modlu fibere göre avantajı. Bunları nasıl yazdınız çok merak ediyorum şu an anlattığınız şeyleri. Arkadaşlar tek modlu fiber sadece temel modun geçişine izin verir. Böylece bakın avantajı bu değil. Bunun sayesinde modlar arası dağılma oluşmaz. Evet, modlar arası dağılma oluşmaz yazmak önemli olaydı. Tamam mı? Sadece temel modun geçişine izin verir demek yeterli değildi. Var mı arkadaşlar bu birinci soruyla ilgili kafanıza takılan soru? Bu tür sorular finalde de olacak. Arkadaşlar yine karşınıza çıkacak. Efendim? Hiç anlam olmaz. Çünkü orada ekle düşür olması gerekiyor. DXC olmasa da olur. Yanlış. Soru neydi? Polarizasyon modu dağılması. Tam da burada diyor ki polarizasyon modu dağılması sinyalin farklı modlarının farklı hızlarda ilerlemesi. Bunun adı modlar arası dağılma. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu boşluk doldurma soruları aslında hani konuyu genel olarak iyi kavrayıp kavramadığınızla alakalı. Biraz hani ezbere yönlendiriyormuş gibi olduğunun farkındayım ama o kadar çok tekrar ediyoruz ki artık yani ezberlemenize gerek kalmamış olması gerekiyor diye düşünüyorum. Belki ufak tefek hani kelime farklarından kaçırılmış olabilir. Ama finalde de yine karşınıza çıkacak bu tür sorular. İkinci soru arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi bir yükseltici sorusuydu. Vericimiz var. Bu verici 40 kilometre sonra bir yükselticiye gidiyor. Daha sonra 60 kilometre sonra bir başka yükselticiye gidiyor. Ve en sonunda 80 kilometre sonra alıcıya gidiyor. Şimdi arkadaşlar daha henüz cevaplarınıza bakmadım. Ama tahmin ediyorum ki özellikle bu örnek soru cevaplarını ezberleyen arkadaşlar sınavda özellikle uyardım ama buraya epsilonlu alfalı bir şeyler yazmışlardır. Burada epsilon alfa falan yok. Onlar sadece oradaki ifadelerdi. Burada rakamsal karşılıklar var. Bu arkadaşlar buradan çıkan güç 10 miliwatt olarak verilmiş. 10 miliwatt çıkış gücümüz var. Fiberdeki zayıflama ...0,2 desibel bölü kilometre ve kazançları birinin 20 desibel pardon bu 25 buradaki 20 desibel. Ekledikleri gürültü ise arkadaşlar 1 miliwatt. Bu da 1 miliwatt gürültü ekliyor. Sorumuz bu şekildeydi. A şıkkında gürültü hesaba katılmadığında alıcıya ulaşacak sinyal gücünü hesaplayın demiştik.
Bu herhalde en kolayıydı. Desibel domaininde yapmak daha kolay. Çıkış gücü desibel domaininde nedir? Gene 10'dur. 10 dB'dir. Eksi. Bütün bu fiberler boyunca zayıflayacak. Toplam 180 km fiber var. 180 çarpı 0,2 artı 20 burada, 25 de burada yükseltecek. 45. Ne çıkıyordu arkadaşlar? Ne çıkıyordu? 19 muydu? Bakalım, 19 diye hatırlıyorum. 19 dBm çıkıyor arkadaşlar. Hatırlayan var mı cevabını? 19 bulmalı. Ama gidiş yolunuzu hatırlıyorsunuzdur herhalde. Bu şekildeydi. Şimdi B şıkkı tabii ki biraz daha uğraşmayı gerektiriyordu. Şimdi arkadaşlar B şıkkında birinci yükselticinin çıkışındaki gürültü, şuradaki gürültü nedir arkadaşlar? dBm cinsinden 0 dBm'dir. Çünkü 1 miliwatt 0 dBm'e eşittir. Bazı arkadaşlar sıfır görünce bir şey oluyorlar, hani sıfır diye güç birimi mi olur vesaire diye, ama dBm'de arkadaşlar olur. Çünkü o pozitif bir sayıdır. Miliwatt domaininde ve 1 miliwatt'tır. Şimdi bu yol boyunca zayıflıyor. Buraya geldiği zaman arkadaşlar şurada 0 eksi 60 çarpı 0,2 oluyor. Yani kaç oluyor? Kaç oluyor arkadaşlar? Eksi 12. Eksi 12 dBm oluyor. 25 de içeride güçleniyor arkadaşlar. Gürültü eklenmeden önce içerideki eksi 12 artı 25'ten 13 dBm oluyor. Şimdi buna gürültüyü ekleyeceğiz. Ama nerede ekleyeceğiz? Miliwatt domaininde. Yani 10 üzeri 13 bölü 10 artı 1 diyeceğiz. Bunu yaptığımız zaman da bakalım kaç çıkıyormuş. 20,95 miliwatt çıkıyormuş. Bunu tekrar dBm'e çeviriyoruz. Logaritmasını alıp 10'la çarparak 13,21 dBm çıkışı varmış arkadaşlar. Şurada 13,21 dBm. Bu da arkadaşlar 80 km boyunca zayıflayacak. Buraya ulaşan gürültü gücü 13,21 eksi 80 çarpı 0,2'den kaç çıkacak? Eksi 3,21 mi? Pardon. Eksi 2, bakayım kaçmış. Burada yapmamışım arkadaşlar. Bir hesap makinesi olan var mı? Eksi 2,79 çıkıyor. Eksi 2,79 dBm çıkıyor. Bu da gürültü gücüydü arkadaşlar. C şıkkındaysa OSNR'ı soruyorduk. İsterseniz desibel olarak da hesaplayabilirsiniz demiştik. OSNR desibel cinsinden baktığınız zaman bu arkadaşlar sinyal gücünden ilk bulduğumuz kaç bulduk? 19 eksi 2,79 buradan 21,79 desibel çıkar. Tamam. Şimdi soru diyor ki OSNR'ı 10 yapmak için D şıkkında çıkış gücü ne olması gerekiyor? Şimdi 19 demeyeceğiz. 19 bu 10'a göre hesaplanmıştı. Şimdi biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Şunu soruyor bize. Çıkış gücü ne olacak ki? Yok, çıkış gücü bu. Buradan launching power. Buradan çıkmıyor mu? Değil mi? Alıcıdan çıkıyor. O da giriyor işte. O giriş gücü oluyor.
Evet. Arkadaşlar bunu buldunuz değil mi? Bilal'den başka arkadaşlar. Bunu bulan kaç kişi var ya? Bunu bulmaya çalışan. Soruyu tamam. Evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu PT çıkış gücünü dBm olarak bulacağız biz şimdi bunu. Çıktınız. Burada 180 çarpı 0,2 yapıyorsunuz. Artı 45 yapıyoruz. Bu sinyal gücü oluyor. Bundan arkadaşlar gürültü gücünü çıkartıyoruz. Gürültü gücü dikkat ederseniz şundan bağımsız. O yüzden gürültü gücünü ne bulduysanız direkt yazabilirsiniz. Eksi 2,79 eşittir 10 olacak. Buradan PT'yi bulmamız gerekiyor. Var mı işlem yapacak? 9, 11, 79. Eksi 1,79 mu yapıyor? Evet. Eksi 1,79 dBm. Bunu da arkadaşlar logaritmasını alıp, pardon, 10 üzeri eksi 1,79 bölü 10 yaparak miliwatt cinsinden değerini bulabiliriz. Gerisi matematik. Bu şekilde bırakalım. Var mı arkadaşlar sorusu olan? Herhalde D şıkkında bir afallama var. En yüksek puan da o şıktaydı. Evet. Bakalım nasıl olacak. Çok zor mu arkadaşlar? Değil değil mi? Normal hep yaptığımız soru tipi. Evet. Optik metro ağı sorusu var elimizde. Şimdi şu talepleri bir yazalım. Ama talepleri yazmadan önce. Evet. Metro halkası arkadaşlar OC192 kapasiteye sahiptir. Bu halka üzerinde 3 dalga boyu bulunmaktadır ve bu dalga boyları kullanılarak OC64 bağlantılar gerçekleştirilebilir. Kaç alt dalga boyu var demektir? 3 dalga boyu var demektir. 192 bölü 64'ten. Temelde arkadaşlar OC64 diye bir taşıyıcı yok. Sadece soru için biz böyle bir şey yaptık. Yani pratikte OC48 vardır. OC12 vardır. OC64 yoktur. Ama farklılık olsun diye. Hani bir ezberleyip gelenler var. Ezberleyip gelenler ya 2 yapıyor ya 4 yapıyor. Bir de yanlış hesaplayanlar var. Bölmeyi yanlış yapıp 2 ya da 4 kullananlar var. Evet. Bir de arkadaşlar bir kere 3 dalga boyu var. Bunu bir yazalım. Biz bu arada soru mu atladık? Önce erişim ağları sorusu mu geliyordu? Evet, önce erişim ağları sorusu geliyormuş. Önce arkadaşlar PON'u yapalım, ondan sonra oraya geçelim. Çünkü üçüncü soru PON sorusu. Şimdi arkadaşlar... OLT, ONU 1, ONU 2, ONU 3. Tam bu noktada bir tane gate mesajı gönderiyoruz. T0 eşittir 10 mikrosaniye vermişiz. O gate mesajı gidip geliyor. Ve burada gönderilen arz 25.000 byte. Ve en sonunda report mesajı var. Önce bunu sormuşuz arkadaşlar. T1 bu kaçtır diye. Ve kuyruklama tablosu verilmiş bize. ONU 1, ONU 2, ONU 3, 25.000, 31.250, 18.750, 300, 100, 100. Evet. Bu durumda arkadaşlar kaçtır T1?
310 mikrosaniyedir. Burada arkadaşlar 25.000 aldık. Şurada report mesajını okuduk. Bu report mesajını okuduğumuz an T3 anı. T3'ü nasıl hesaplayacağız? 25.000 çarpı 8 bölü 1 gigabit per second'dan hesaplayacağız. 25.000 çarpı 8 bölü 1 gigabit per second. Buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? Kaç çıkıyor? 100. 200. 200 mikrosaniye çıkıyor. Evet. 200 mikrosaniye. T3 bu durumda ne oluyor? 510 mikrosaniye oluyor. Bu arada arkadaşlar tam bu anda diğerinden almaya başlamış. ONU 2'den. Burada ONU 2'ye gidiş geliş süresi kadar bir durum var. Tam bu anda buraya T2 dedik. Report mesajı, pardon, gate mesajı gönderdiğimiz zaman 510 eksi 100'den 410 olarak karşımıza çıkıyor. 410 mikrosaniye da 31.250 byte. Peşine bir report mesajı var. 31.250 byte. Peşine bir report mesajı var. Ne zaman okumayı bitirecek arkadaşlar? Oraya da biz T5 anı demişiz. Şu arası 31.250 çarpı 8 bölü 1 gigabit per second. Var mı hesabı yapacak? 250 mikrosaniye mi çıkıyor? 250 mikrosaniye çıkıyormuş arkadaşlar. 510 artı 250 ne yapar? 760 mikrosaniye. Tamam. Ve ONU 3'e giriş geliş zamanına bakıyoruz. Tam bu noktada çünkü ONU 3'ten veri almaya başlamış. Gene 100 mikrosaniye öncesinden bahsediyoruz. Bu T4 eşittir 660 mikrosaniye. Bu anda bir report mesajı gönderiyor. Bu report mesajını aldıktan sonra verisini gönderiyor. 18.750 byte. 18.750 byte gönderdi. Ve en sonda buradaki T6 zamanı arkadaşlar şunu okuma süresini hesaplamamız gerekiyor. 18.750 çarpı 8 bölü 1 gigabit per second. Nedir arkadaşlar bu durumda? Şu süre ne kadardır? 150. 760 daha. 910 mikrosaniye. Evet. Bunları hepsini doğru bulmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Eğer matematiksel bir hata yoksa, mantıksal bir hata yaptığınızı zaten zannetmiyorum. B şıkkında hangi zamanlarda kuyruklama tablosu güncellenir? Hangi zamanlarda güncellenir? 3, 5 ve 6'da güncellenir. Çünkü report mesajlarını aldığımız zaman güncelleniyor. RTT'lerde bir değişiklik yoksa. C şıkkında ONU 1'e bir sonraki gate mesajı ne zaman gönderilecektir diye soruyoruz. Çok bariz bir şekilde en sondan 300'ü çıkartmamız gerekiyor. 610 yapar. Şuralar bir yere geliyor arkadaşlar. 610 mikrosaniyede burada göndermemiz lazım. Peki burada gönderebilir miyiz? Gerekli olan bütün bilgilere sahip mi OLT? Korkmayın, evet sahip. Yani sıkıntı yok. Ama eğer arkadaşlar aklınıza bulunsun. Eğer bu yaptığımız şey şuralara bir yerlere gelseydi, o zaman çok ciddi problem var demektir. Çünkü daha ONU 1'in bir sonraki ne göndereceğini bilmiyor. O yüzden buraya denk getirseydim ben,
böyle hani diyeyim ki biraz kurnazlık yapalım, arkadaşları şaşırtalım falan deyip de buraya getirseydim, cevabınızın T3 olması gerekiyordu. Çünkü en erken T3 zamanında bilebilir. Bir sonraki turda ONU birine göndermek istediğini. O zaman ancak o zaman report mesajı gönderebilir. Daha önce gönderemez. Evet. D şıkkı, ONU1'in RTTC T2 anında 400 mikrosaniye olmuşsa ONU1'in bir sonraki mesajı ne zaman OLT'ye ulaşır? Report mesajını 610'da gönderiyor. 400 mikrosaniye ekleyeceğiz. 1010 mikrosaniyede ulaşır. Var mı arkadaşlar sorusu olan? Yok. Çarpış. Evet, ama ben ders sınavda uyardım. Uyarmadım mı arkadaşlar? Yani nasıl bir hocaysam geldim dedim ki şunlara dikkat etmeniz lazım. Hani onları şaşırtma diye sordum diye. Çok şaşırttım sizi. Evet. Dördüncü soru arkadaşlar. Metro halkası. Bu tarafı silelim. Şimdi evet, daha önce söylediğimiz gibi arkadaşlar bu halka üzerinde 3 tane alt dalga boyu var. Bir başka önemli şey arkadaşlar, talepler tek yönlü, halka çift yönlü. Ama halkanın hiçbir düğümde DXC yok arkadaşlar. Dijital çapraz bağlayıcı yok. Koyarsanız yanlış yapmış olursunuz. Özellikle sınavda da söyledim. Soruda ne verildiyse o arkadaşlar. Ekstra bir şey eklemeyin diye. DXC'ye koyan kaç kişi var? Bir kişi mi? Bir kişiyse. Tamam. Şimdi arkadaşlar buna göre çözeceğiz. Çözmeden önce bir 7 düğüm bulan var arkadaşımız. Sen de mi 7 bul? Tamam. Bakalım 7 bulabilecek miyiz şimdi? Arkadaşlar önce trafik matrisini şöyle bir çizelim. 0, 1, siz 2'yi buraya mı koydunuz, karşıya mı koydunuz? 7 bulanlar. Buraya mı koydunuz? Sıradan böyle yaptınız. Tamam. 2, 3, 4. 5 tane düğümümüz var toplamda. Arkadaşlar 0'dan 2'ye bir talep var. 0'dan 3'e bir talep var. 1'den 0'a bir talep var. 1'den 2'ye bir talep var. 2'den 0'a bir talep var. 2'den 1'e bir talep var. 2'den 4'e bir talep var. 3'den 1'e bir talep var. 3'den 4'e bir talep var. 4'ten ise sadece 2'ye bir talep var. Bu şekilde verilmiş. Şimdi 3 alt dalga boyuyla bunu yapmaya çalışacağız. Gene yuvarlaklarımızı çizelim. Sanırım bu kadar yeterli oluyordu. Evet, şimdi kırmızıyla başlayalım. Kırmızı bizim birincisi olsun. Şimdi arkadaşlar burada 2 biraz kilit bir eleman. Çünkü 2 birçok şeye bağlanıyor.
halka tamamlamada önemli bir yeri var. Mesela 1-2-2-1, 2-0-0-2 bunlar halka tamamlamada önemli. Bir de 2-4-4-2 var. Şimdi 2'ye bir tane koyalım o zaman. Görünen o ki biraz ihtiyaç duyacağız gibi buna. Ve 2'den 0'a ve 2'den 4'e arkadaşlar iki taraflı olarak bağlayabiliriz. O yüzden 0'a koyalım. Bir de 4'e koyalım. 2'den 0'a koyduk. 2'den 4'e bu şekilde koyduk. Daha sonra 4'ten 2'ye aslında şöyle yapalım bunu. 0'dan 2'yi buradan verelim. Daha sonra 2'den 4'e ve 4'ten 2'ye. Şimdi 4'ten 2'yi bu taraftan da alabiliriz, bu taraftan da alabiliriz. Şurada bir şeylere ihtiyacım varsa arkadaşlar, bu taraftan almak mantıklı değil. Ve bakıyorum ben, şimdi bu tarafta 1, 2, 2, 0, burada 1'e sanki koyarsam benim işime yarayacak buralar gibi geldi bana. O yüzden buradan verelim. Daha sonra 1'e bir tane koyalım. 1, 2, 2, 1 var. Değil mi? 1, 2, 2, 1. Bir de 1'den 0'a var. Bunu da bu şekilde koyabiliriz. Şu an hangilerini hallettik? 1, 2, 2, 1. 1, 0. 0, 2, 2, 0. 2, 4, 4, 2. Ne kaldı geriye? 4, 3. Ve 0-3 de var. 0-3, 4-3, evet şunlar var. 1-2-3 tane bağlantı lazım bana. Kırmızıdan faydalanabiliyor muyum diye bakıyorum arkadaşlar. Faydalanamıyorum. Çünkü 3'ün zaten üzerindekiler kaplanmış. O yüzden yeni alt dalga boyuna, yeni dalga boyuna geçmem gerekiyor. Onu da maviyle gösterelim. Şu an benim yaptığım çözüm optimum çözüm olmayabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. 3'e koyduk. 1'e koyduk. Mecburen. Bir tane de 4'e koyacağız. Şimdi bir saniye. 0'a koyacağız, 4'e koyacağız. 8 tane oldu da. Şu alt, arka tarafta yapabileceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Üç, bir. Şu an için görmüyorum arkadaşlar. Muhtemelen 7 taneyle de çözülür. Çünkü burada 2 tane eksik kaldı. Bazısını bu taraftan dolandırmak belki daha faydalı olabilirdi. Şu an bu ikisini koyduğum zaman zaten arkadaşlar 4 ile 3'e koymuş oluyorum. Şunu bu yük dışarı alabilirdik. Daha sonra 0'dan 3'e buraya koymamız gerekirdi. O zaman bunun bir tanesini kaldırmış olurduk. Ama buraya bir tane koymuş oluyorduk o zaman. Bakalım başka ne yapabilirim? 3'ten 1'e gitmek için bunu kullanabilir miyim diye bakıyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar, biraz zihin jimnastiği yapmak adına. 0'a koymayalım. Şu 3'ten 4'e var değil mi? Yok, biz koyalım. Ben onu daha sonra düşüneceğim. Şimdi arkadaşlar 3'ten 4'e bir tane böyle yapacağız. 3'ten 1'e var. Bir tane bu şekilde. Bir de 0'dan 3'e var. Bu şekilde yapıyoruz. Burada 3'ten 1'e gelmenin başka bir yolu var mıydı? Onu araştırmak lazım. Çünkü bir tane buraya geldi. Ya da 0'dan 3'e gitmenin. Ama buraya kırmızı koymayı gerektirir bu. Belki bunlardan bir tanesini maviye taşımak gerekebilir. Ona bakmak lazım. Burada çünkü mesela
birden ikiye gitmek için maviyi de kullanabilirim ben. Daha sonra bu 2-0 için burada maviye taşıyabilirim. 4'ten 2'ye içinde neyse ben ona bakacağım. 7 tane arkadaşlar nasıl bulmuş ona da bakacağım. Eğer unuttukları bir şey var mı yok mu diye. Ama şu anda bu tam puan çözümü. 8 eğer minimum 7 ise arkadaşlar. Tamam mı? 7 olursa ekstra puan vereceğiz. Var mı sorusu olan? Yok. 8'den daha yüksek bulan var mı? Seninki baştan hata olduğu için o hesaba girmiyor. Seninki tamamen farklı bir hesabı var. Arkadaşlar şimdi farklı sayıda alt dalga boyu kullanan, DXC kullanan arkadaşlar tabii ki puan kaybedecekler ama sorunun tamamını değil. Belli bir puanlama üzerinden atıyorum kafadan arkadaşın 7 puanını götüreceğim. Ondan sonra kalanın doğru yapı yapmadığına bakacağım. Yani kendi koyduğu sistemle doğru yapı yapmadığına bakacağım. Onda da yanlışlar varsa gene gidecek. Bu şekilde bir puanlama yapacağız. Gelelim 5. soruya. 5. soru graf boyama sorusuydu. Şimdi graf boyama sorusunda arkadaşlar ışık yolları verilmiş. Ben grafın kendisini çizmeyeceğim. Bu ışık yolu listesinin üzerinden gideceğiz. Birinci ışık yolu arkadaşlar A, C, B, D. İkinci ışık yolu G, E, F, D. Üçüncü ışık yolu D, C. Dördüncü ışık yolu H, E, G, A, C. 5. ışık yolu B, D, F, E, G, H. 6. ışık yolu F, H, E, A, C, D. 7. ışık yolu C, D, A, E, F. Ve 8. ışık yolu F, H, G, A, C, B ve D. Şimdi arkadaşlar topolojiyi çizmeye gerek yok. Bundan yola çıkarak da aslında graf bulabilirdik. Tek tek linklere bakmak suretiyle. Önce bize verilene bakalım. Bize verilen grafta 4, 1'e bağlanmış, 1, 8'e bağlanmış. 1, 5'e bağlanmış, 8, 5'e bağlanmış, 4, 6'ya bağlanmış, 6, 5'e bağlanmış, 5, 7'ye bağlanmış, 7, 3'e bağlanmış, burada 2 ve bu şekilde verilmiş. Dalga boyu atamaları yapılırken bu lambda 0, lambda 1, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 0, lambda 1, lambda 2. Bu şekilde verilmiş. Şimdi arkadaşlar, birincisine bakalım. Birinci ışık yolu arkadaşlar AC fiberini kullanıyor. Yani AC ve CA içerisinde barındıranlarla kesişmesi gerekiyor. Bakalım bunda ACCA var mı yok. Bunda yok. 4'te var. Dolayısıyla 1 ile 4 arasında arkadaşlar bir bağlantı olmak zorunda. Ki zaten burada o bağlantı var. Dolayısıyla bu doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Devam edelim. ACCA bunda yok. Bunda var. 4 ile 6 arasında demek ki bir bağlantı olması gerekiyor. Bu da doğru. Bunda AC veya CA yok. Bunda var. 1 ile 6, pardon 4 ile 6'yı mı yaptım ben? 4 ile 6 da varmış zaten. Evet. Bir de 1 ile 6 var. Demek ki bunu eklememiz gerekiyor. Eklememiz gerekenleri de kırmızıyla yapalım.
yüklememiz gerekiyor. Bunu yaptık. Tamam. Şimdi 8 de var bir de, değil mi? 1 ile 8 arasında var. O da zaten burada çizilmiş. Bu AC içindi. Onları sırayla gideceğim. Karıştırmamak için arkadaşlar. Önce birim bağlantılarına bakacağım, sonra diğerlerine. Çünkü öbür türlü karışmaya başlayabilir. Düzenli gitmek adına böyle yapıyorum. CB'ye bakalım arkadaşlar. CB hangisinde var? Bunda yok. Ya da BC'ye bakıyoruz. CB, BC, CB, BC. 8'de var. Zaten onu çizdik. BD'ye bakalım. BD bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Bunda var. Demek ki 5'te ne varmış arkadaşlar? Bağlantısı varmış. BDF'i birini paylaştıkları için. Buradan. Bu doğru. Bakalım bunda yok. Bunda yok. 8'de var. Değil mi? Onu zaten yapmıştık. Başka var mı? Yok değil mi? Birim bağlantıları bu kadar. Şimdi 2'nin bağlantılarına bakalım. 2 arkadaşlar GE fiberini kullanıyor. GE ya da EG'yi kullananlara bakacağım. Burada 4 kullanıyor. Değil mi arkadaşlar? Çünkü burada EG var, burada GE var. Demek ki 2'den 4'e bir bağlantı olması gerekiyordu. Bu şekilde. 5 var. Gördüğümüz gibi. Burada da EG var. Dolayısıyla 2 ile 5 arasında da bir bağlantı olması gerekiyor. Başka EG. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. EF'ye bakıyoruz arkadaşlar. EF bunda yok, bunda yok. 5'te var FE olarak. Dolayısıyla 2 ile 5 arasında var. Zaten var. Bunda da yok. 7'de var. Demek ki 2'den 7'ye bir bağlantı olması gerekiyor. Bunu çiziyorum. Bunda da yok. Gelelim FD'ye. Bunda yok, bunda yok. Bunda var. 2 ile 5. Bunda yok. Niye bak? FD'ye bakıyoruz. Bunda yok. Bunda da yok. Tamam. Var mı sıkıntı? Yok. Devam edelim. 3'e bakıyoruz arkadaşlar. Tek DC var. DC ya da CD olanlara bakacağız. Bunda yok, bunda yok. 6'da var. 3 ile 6 arasında demek ki bir bağlantı olması gerekiyor. de var. 8'de yok. Demek ki 3 ile 7 arasında da bir bağlantı olması gerekiyor. Şimdi 3 ile 2 arasında bir bağlantı var mı? Yok. Dolayısıyla arkadaşlar şu olmayacak. Bu yanlış. Şöyle kenarlardan silelim. Böyle bir bağlantının olmaması gerekiyor. Devam edelim. 4'e HE'ye bakıyorum. Dikkat ederseniz öncesine bakmıyorum çünkü öncesi varsa zaten bulmuşuzdur. Direkt sonrasıyla ilgileniyorum. HE'ye baktığım zaman 6 ile var. 4 ile 6 arasında bir bağlantı zaten koymuştuk. Başka 7'de yok, 8'de yok. EG'ye bakalım. 5 de var. Değil mi arkadaşlar? 4 ile 5 bağlantılı. Çünkü bunda da EG var, bunda da EG var. 4'ten 5'e burada bağlantı konulmamış. Onu koymamız gerekiyor. EG başka, EG ya da GE yok. GA ya da AG'ye bakalım. 8 var. Demek ki arkadaşlar 4 ile 8 arasında bir bağlantı olması gerekiyor. O bağlantıyı koyuyoruz. 4 ile 8 arasındaki. Çünkü burada GA var, burada da GA var. AC'ye bakıyoruz. 6 var. 4 ile 6 arasında bir bağlantı olması gerekiyor. Bir de 8. Bunları zaten koyduk. 5'e geçtik. BD arkadaşlar. Bunda yok, bunda yok. 8'de var. 5 ile 8 arasında bir bağlantı olması gerekiyor. Zaten var. 5 ile 8 arasındaki bağlantı. Hangisine bakıyorduk biz? BD'ye mi baktık? DF'ye bakacağız. Evet, DF bakalım. Yok hiçbirinde. FE var mı? 7 ile var, değil mi? 5 ile 7 arasında bir bağlantı var.
Dikkat ederseniz arkadaşlar, burada bir tek bağlantı kaldı. Bunun var olup olmadığına bakacağım bu noktadan sonra. 5 ile 6 arasında hiçbir ortak fiber var mı? Yok. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bunun da olmaması gerekiyor. Buraya kadar var mı anlaşılmayan bir yer? Sırayla gittiğiniz zaman bir yerden sonra zaten arkadaşlar bitirmiş oluyorsunuz topolojiyi, grafı. O yüzden daha kolay oluyor. Şimdi burada derecesi en yüksek hangisi? Efendim? Bitmedi mi? Ha, eksik bağlantılar mı var? 6 ile 7, 6 ile 8 mi var? Bakalım. Şimdi 5'in başka var mı? Onu önce bakalım. 5'te başka var mı? GGE var mı bir yerinde? 5'te 8 var orada. Tamam. Yok gözüküyor. Şimdi 6, 7 ve 8'in arasında bir şey var mı? Ona bakıyoruz arkadaşlar. 6 ile 7 arasında var. İkisi de CD'yi kapsıyor. Dolayısıyla arkadaşlar 6 ile 7 arasında koyuyoruz bir tane. 6 ile 8 arasında var mı? Var. Dolayısıyla şöyle bir bağlantımız daha mevcut. Kalp çıktı. Evet. Başka 7 ile 8 arasında var mı? 7 ile 8 arasında yok. Tamam. Son hal bu. Herkes böyle buldu mu? Benzemiyor mu hiç? Benziyor mu? Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar, derecesi en yüksek hangisi orada? Altının kaç tane var? 5 tane mi var? 5'e de yok. Burası yok. 4'ünün kaç tane var? 4 tane var. 8'in 4 tane var. Neyse, biz arkadaşlar buna lambda 0 vermiş, bundan başlayalım. Bakalım doğru mu değil mi, ona bakıyoruz çünkü. Biz yerleştirmeyeceğiz sıfırdan. Şimdi burada uymayanlara bakacağız. Komşu olduğu halde arkadaşlar aynı dalga boyuna atanmış var mı, ona bakıyoruz. Şimdi bunlar lambda 0, lambda 1 olabilir mi? Sadece bu ikisine baktığımız zaman sıkıntı yok. Burada da sıkıntı yok ama bu ikisi lambda 1 olabilir mi? Olamaz. Birini değiştireceğim. Şimdi ona lambda 2 verebilir miyim ben? Şuna lambda 2 verebilir miyim? Bu ne, hangi lambda 2'ye bağlı? Bunun lambda 2 hangisine bağlı? Ha, 5'e bağlı, oradan bağlı. O da bağlı. Zaten arkadaşlar birini lambda 3'e çevirmek zorundaymışız. Dolayısıyla şunu lambda 3'e çevirebiliriz. Tamam. Bunu lambda 3'e çeviririz ama burada lambda 3 var. O zaman öbürünü lambda 3'e çevirelim. Onu da çeviremeyiz. Değil mi? Baştan yapalım. Yok, tamam, buradan düzelteceğim. Bu da lambda 4 olsun. Ya da onu lambda 4 yap. Bunu lambda 4 yapsak arkadaşlar. Nasıl oluyor? Lambda 3'e gelmeyecek. Efendim? Lambda 4'ü hiç kullanmamıştı. Baştan yapınca kullanmamıştı. Buradaki problemi nasıl çözdü? Hocam, hepsi baştan yapsın. Yani tamam, hadi baştan yapalım. Tamam. Yok yok, sıkıntı değil. Bunun tek bir cevabı yok ki. Yani gördüğünüz gibi değişebiliyor. Şimdi 6'dan başlayalım arkadaşlar. 6'ya lambda 0 verelim. 6'nın komşularına başlayacağız. 4'e lambda 1 verelim. 1'e lambda 2 vermek zorundayım bu durumda. Değil mi? Bire lambda 2 verelim. Yediye lambda 1 verebilir miyim? Yediye lambda 1 verebilirim. Üçe arkadaşlar lambda 2 verebilir miyim? Lambda 1 veremem ama lambda 2
Verebilirim. Bitti mi komşuları? Bir de 8 var. 8'e ne vereceğiz? Lambda 3 vereceğiz. Çünkü hem lambda 2 ile komşu, hem lambda 1 ile komşu. O yüzden lambda 3 vermek zorundayım. Bitti mi bütün komşuları? Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, şunu. Evet. Bu ikisi kaldı sadece. Buna arkadaşlar lambda 0 verebilir miyim? Evet. Çünkü 6 ile bağlantılı değil. Dolayısıyla bu lambda 0 olur. Şuna arkadaşlar lambda 3 vermek zorundayım. 2 de olur. Bir dakika. Bir tek bununla bağlantı. Bu şu anda arkadaşlar lambda 1'e gidiyor. Lambda 1'e gidiyor. Lambda 0'a gidiyor. Lambda 2 olur. Tamam. Yani dediği gibi Büşra'nın 4 dalga boyuyla çözülüyor. Lambda 4'e geçmeye gerek yok. Var mı arkadaşlar sorusu olan? Bu arkadaşlar cevapları ben yayınlayacağım yine sistemde. Ara verelim. Bir 25 dakika ara verelim arkadaşlar. Daha sonra yeni konuya başlayacağız. Önemli bir konu ve sadece bu ders anlatacağız. Devamı yok. Bir ders anlatıp bitecek bir konu. O yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Aradan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi yeni konuya geçiyoruz. Yeni konumuz sanal topoloji dizaynı. Şimdiye kadar hep fiziksel topoloji üzerine çalıştık. Optik topoloji çünkü fiziksel katmanda. Fakat onun üzerine kurulan IP topolojiler var. İlk derste de bahsediyordum. Bu IP topolojileri dizayn ederken nasıl bir yöntem kullanmak gerekiyor? Onun üzerinde duracağız. Şimdi sanal ağlar, örneğin IP ağlar, illa IP olması gerekmiyor. MPLS ağı da olabilir. Başka türlü bir sanal ağ da olabilir. Fiziksel katmanın üzerine kurulan ağlardır. Ve optik katman bunları destekler. Ve sanal ağ üzerindeki her bir sanal bağlantı optik katmanda bir ışık yoluna denk gelir. Siz optik katmanda bir ışık yolu kurduğunuz zaman aslında üst tarafta, üst katmanda bir sanal bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Bir IP bağlantısı, bir MPLS bağlantısı kurmuş oluyorsunuz demektir. Şimdi biraz 3 boyutlu bir görüntüyle anlatmaya çalışayım. Tabii görüntü 3 boyutlu olmayacak da 3 boyutluymuş havası veriyor. En alt katmanda arkadaşlar fiziksel katmanımız var, optik katman var. Ve burada gördüğünüz fiziksel katmanda, optik katmanda OXC'lerimiz var, Optical Cross Connector. Bunlar bizim optik düğümlerimiz. Bunun üzerine arkadaşlar bir tane ağ kurmak istiyoruz. Mesela böyle bir ağ kurmak istiyoruz. Şimdi şu optik çapraz bağlayıcıyla yukarıdaki IP router aynı lokasyonda. Öyle düşünün arkadaşlar. Bunlar üst üste konulmuş cihazlar. Aynı lokasyonda ve biz şu lokasyonla şu lokasyon arasında bir tane sanal bağlantı kuracağız. Bu sanal bağlantı yukarıda sadece bir tane IP bağlantı gibi gözükürken aşağıda aslında bir ışık yoluna denk geliyor. Şöyle ki arkadaşlar gördüğünüz şurada mouse'la göstereyim. Burada morla gördüğünüz arkadaşlar sanal ışık yolu yukarıdaki şu morla gördüğünüz sanal bağlantı ifade eder. Bu yukarıdaki sanal katmanda IP bağlantıda nereden geçtiğini bilmez. Sadece işte iki nokta arasında bir sanal bant genişliği borusu olduğunu bilir. Yani bu IP router'dan şu IP router'a ben direkt gidebiliyorum. IP katman sadece bunu bilir ama aşağıda aslında bu başka bir düğümün üzerinden geçen bir ışık yoludur. Bu ışık yolu böyle geçmek zorunda değil, diğer türlü de geçebilirdi, şuradan da dolaşabilirdi. Fakat yukarıdaki nereden dolaştığıyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değil. Sadece bildiği şey benim bu iki nokta arasında direkt bir sanal bağlantım var diyebiliyor. Aynı şekilde arkadaşlar sarıyı görüyorsunuz şurada. Sarı bağlantıyı görüyorsunuz. Aşağıda da şu şekilde sarı bir ışık yolu bunu kuruyor. Yine yeşil ışık yolu aşağıdaki yukarıdaki yeşil bağlantıyı, buradaki turuncu ışık yolu yukarıdaki turuncu bağlantıyı, buradaki kırmızı ışık yolu buradaki kırmızı bağlantıyı destekliyor. Yani siz bir IP ağ dizayn ettiğiniz zaman gidiyorsunuz bu optik ağların sahibi kimse. Diyorsunuz ki bana atıyorum Ankara ile İstanbul arasında işte 10 gigabit per second'lık bir bant genişliği ver diyorsunuz. O da
Ankara ile İstanbul arasında bir ışık yolu kuruyor. Ama bu ışık yolu hangi optik düğümlerden geçiyor? Belki İzmir üzerinden dolaşıyor, belki Bartın üzerinden dolaşıyor, belki başka bir yerden dolaşıyor. Onu bilmez IPA talep eden, bant genişliği talep eden kimse. Onu sadece alttaki operatör bilir. Şimdi biz alttaki kişinin bakış açısıyla bakacağız. Yani bize talepler geliyor. Diyor ki ben böyle bir bağlantı kurmak istiyorum, böyle bir IP topoloji kurmak istiyorum. Bana gerekli olan bağlantıları sağla diyor. Bizim nelere dikkat etmemiz gerekiyor bu sanal topoloji dizaynında? Onu öğrenmeye çalışacağız bu dersimizde. Şimdi arkadaşlar bu iki boyutlu olarak bakıyoruz aynı resme. Aslında temelde aynı resim fakat şu anda lokasyonlar yukarıdan bakıyoruz. Bu sarı düğümlerde hem arkadaşlar optik düğüm var hem de IP router var. Diğerlerinde ise sadece optik düğüm var. Sağ altta gördüğünüz IP topolojiyi kurmaya çalışıyoruz. Yani 1, 2, 6, 5 ve 10 arasında arkadaşlar bir topoloji kuracağız. Buradaki sağ alt taraftaki her bir sanal bağlandığı için bu tarafta bir ışık yolu kurmamız gerekiyor. Başlıyoruz dizaynımıza. Mesela arkadaşlar 1 ile 2 arasında şu şekilde bir ışık yolu kurarak 1-2 arasındaki sanal bağlantıyı oluşturmuş oldum. Daha sonra 2 ile 1 ile 5 arasında kırmızı ışık yolunu kurarak kırmızı sanal bağlantıyı oluşturmuş oldum. Yine 2 ile 6 arasında bu yeşili kurarak yeşili oluşturmuş oldum. 6 ile 5 arasında sarı ışık yolunu kurarak sarı bir bağlantı oluşturmuş oldum. 6 ile 10 arasında turuncu bir ışık yolu kurarak turuncu, siz tabii pek sarı ve turuncu gibi görmüyorsunuz ama. Bunlar arkadaşlar sunumlarda sarı ve turuncu. İndirdiğiniz zaman daha rahat görürsünüz. 5 ile 10 arasında da mor ışık yolunu kullanarak sanal bağlantıyı oluşturabiliyorsunuz. Buraya kadar tamam mı? Ne yapmaya çalıştığımız belli. Üst katmanda bir IP topoloji kurmaya çalışıyoruz, dizayn etmeye çalışıyoruz. Bunun için de alt katmanda belirli bağlantılar oluşturuyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken iki şey var. Bir, istenilen bant genişliği o ışık yolu için mevcut mu? Yani siz mesela 5 ile 10 arasında burada bir topoloji kurmaya çalışıyorsunuz, bir sanal bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz 5-10 ışık yolunu kullanarak ama talep edilen, atıyorum adam 5 gigabit per second'lık bant genişliği talep etti. Sizin 5 ile 8 arasında 10 gigabit var, 8 ile 10 arasında 2 gigabit var. 8 ile 10 arasında 2 gigabit per second'lık olduğu için kuramazsınız bu bağlantıyı. Oradan geçiremezsiniz yani o fiberden. Başka fiber kullanmanız lazım. Belki de 5, 8, 7, 9, 10 yolunu takip etmeniz gerekiyor. Bu önemli bir kısıt, kapasite kısıtı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir başka önemli kısıtın adı da arkadaşlar bağlanırlılık garantisi. Ve bu dersimizde daha çok bunun üzerine duracağız. Kapasite kısıtı, çünkü kısıtı çok böyle straightforward, çok böyle direkt çözebileceğiniz bir şey. Ama diğer bağlanırlılık garantisi biraz karışık. İsmini yazalım. Şimdi bağlanırlık garantisi ne demek? Şekil üzerinde açıklamaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar diyelim ki şu şekilde kurduk biz ışık yollarını. Deminki şekilden farklı olarak 5'ten 6'ya 5, 8, 7, 6 yolunu takip ediyor. Ve dikkat ederseniz 5, 8 fiberinden 2 tane ışık yolu geçiyor. Farklı dalga boyları kullanan. Bu demektir ki hangi 2 tane sanal bağlantı aynı fiberi kullanıyor demektir? 5, 6 ve 5, 10 değil mi arkadaşlar? İkisi aynı fiberi kullanıyor. Ama bu tabii IP topolojinin sahibi bundan haberdar değil. Aşağıda bunu dizayn eden adam bundan haberdar. Şimdi eğer 5, 8 fiberi koparsa ne olur? Ona bakalım. 5, 8 fiberi koptu. Arkadaşlar şu iki bağlantı gitti. 5, 6 ve 5, 10 arasındaki sanal bağlantılar gitti. Bu IP topoloji üzerinde herhangi bir düğümden diğerine hala ulaşabilir misiniz? Bu bağlantılar koptuğu halde. Hala ulaşabiliriz değil mi? 10'dan 5'e gitmek istiyorsanız 16, 2, 1, 5 yolunu takip edebilirsiniz. O yüzden bu topoloji hala bağlıdır. Biz buna bağlı topoloji diyoruz. Ve bunda bir sıkıntı yok. Yani isterseniz bu şekilde 2 tane ışık yolunu aynı fiberden geçirebilirsiniz. Belli kısıtlar oluştuğu zaman. Fakat ne zaman yapamazsınız?
Mesela farklı bir örnek olarak bu kırmızı ışık yolunu arkadaşlar şu şekilde geçtiğini varsayalım. Diyelim ki belli kapasite kısıtlarımız oluştu, bir şeyler oluştu. Bu şekilde geçirdik. Şu anda hangi iki tanesi aynı fiberi paylaşıyor? 1-2 ve 1-5 değil mi arkadaşlar? Eğer bu 1-2 fiberi koparsa bu durumda arkadaşlar 1-2 ve 1-5 sanal bağlantıları kopmuş olacak. Birden diğerlerine ulaşabilir misiniz? Ulaşamazsınız. Kopmuş oldu. Sanal topolojiyi yani IP topolojiyi arkadaşlar parçalayan her türlü arıza bağlanırlık sıkıntı oluşturur. Bu durumda biz buna bağlı değil deriz. Bu artık bağlı olmayan bir topoloji. Ve bu bağlanırlığı yani böyle bir durumun hiçbir zaman oluşmaması için belirli bir kuralımız var. Bu kuralı uygulamamız gerekiyor. Nedir bu kural? Bu kuralı bilmek için arkadaşlar kesikleri bilmek lazım. Kesik diye tabir ettiğimiz bir şey var. Burada belli bir topoloji üzerinde, bir sanal topolojiye bakacağız. Bir kesik arkadaşlar, o kesiğin kestiği, kesiştiği sanal bağlantılar koparsa, eğer topoloji bağlı olmaz hale geliyorsa, o zaman biz bunları dikkate almamız gerekiyor. Şimdi ne demek? Bir örnek üzerinde açıklamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar burada şu gördüğünüz C1 kesitine bakalım. Aslında az önceki kesitimiz aynı. Kesik dediğimiz bu topolojiyi bir yerlerden keserek parçalıyorsunuz demektir. Bu C1 kesiği arkadaşlar 1-5 ve 1-2 sanal bağlantılarından geçiyor. Eğer bunun kestiği bu sanal bağlantılar koparsa görüyorsunuz ne olur? Bağlı olmayan bir topoloji haline geliyor. Bu şu demektir. C1'in kestiği sanal bağlantılara ait ışık yolları aynı fiberden geçmemesi lazım. Çünkü aynı fiberden geçerlerse ve o fiber koparsa o zaman bu dediğimiz durum oluşur. Az önce verdiğimiz örnek zaten bununla alakalıydı. Ama sadece bir tane kesik yok. Başka kesikler de var. Onların üzerinde biraz duralım. Mesela bir başka kesik de şu şekilde olabilir. C2 kesiği. Gördüğünüz gibi 1-2 ve 2-6 bağlantılarını kapsıyor. Bu ikisi koparsa ne olur arkadaşlar? 2 topolojinin kalanından ayrılmış olur. O yüzden 1-2 ve 2-6 sanal bağlantılarına ait ışık yollarının aynı fiberden geçmemesi gerekiyor. Anladık mı arkadaşlar buraya kadar kesikleri devam etmeden önce? Tamam, devam edelim kesikleri. Şöyle bir kesiğimiz olabilir. Bu da dikkat ederseniz 6'yı diğerlerinden ayırıyor ve bu kesik arkadaşlar 2-6, 6-5 ve 6-10 sanal bağlantılarından geçiyor. Şimdi 3 tane var. Bu 3 tane sanal bağlantıya ait 3 tane ışık yolunun hepsi aynı anda aynı fiberden geçmemesi gerekiyor. Ama herhangi 2 tanesi aynı fiberden geçebilir. Öğrenciler genelde burada karıştırıyor. 3'ünün de aynı anda geçmemesi gerekiyor. Çünkü 3'ü de aynı anda geçerse bir fiberden ve o fiber koparsa bu durum oluşur. Ama sadece 5-6 ve 6-10 geçerse, 5-6 ve 6-10 geçerse ikisi kopacak ama 2-6 hala yerinde duracak. Dolayısıyla arkadaşlar bağlı olacak hala. O yüzden herhangi iki tanesi geçebilir bunların ama üçü birden geçmemesi gerekiyor. C4'e bakarsak arkadaşlar 6-10 ve 5-10 sanal bağlantılarını içeriyor. Bunlara ait ışık yolları aynı fiberden geçmemesi lazım. Yoksa 10. düğüm diğerlerinden ayrılır. Ve C5 dediğimizde ne yapıyor arkadaşlar? 1-5, 5-6 ve 5-10 sanal bağlantılarından geçiyor. Bu üçü aynı anda aynı fiberden geçmemesi lazım. Şimdi bu ilk 5 tanesi kolaydı. Ne yaptık? Tek tek ayıranları bulduk değil mi? 1'i ayıran, 2'yi diğerlerinden ayıran, 6'yı ayıran, 10'u ayıran, 5'i ayıran. Ama daha fazla kesiğimiz var aslında. Çünkü sadece tek tek ayrılmadan ziyade 2'ye 3 ayrılabilirler. 2'ye 3 ayıran kesikler hangisi? Mesela arkadaşlar şu C6 kesiğine bakarsanız 1-2, 5-6 ve 5-10 sanal bağlantılarından geçiyor. Ve gördüğünüz gibi ayırdı. 1-5 ile 2-6-10 birbirinden ayrıldı. Yani siz 1'den 5'e ulaşabiliyorsunuz ama 1'den diğerlerine ulaşamıyorsunuz. Bu da bağlı olmayan bir topoloji haline geliyor. Başka ne var? Bir tane de şöyle dikine keseriz. 1-2-5 ve 6-10 birbirlerinden ayrıldı. Bu da arkadaşlar 2-6, 6-5 ve 5-10 sanal bağlantılarını içeriyor. Bu üçünün aynı anda, bu üçüne ait ışık yollarının aynı anda aynı fiberden geçmemesi gerekiyor.
Yine şöyle bir tane ayrım yapabiliriz arkadaşlar. 2, 6, 1, 5, 5, 10. Bir tane de böyle yapabiliriz. 1, 2, 6 ve 5, 10'u birbirinden ayıran şekilde. Bir de arkadaşlar burada olmayan, aslında tam onu soracaktım. 1, 2'yi ayırıp 5, 6, 10'u bağlayan, yani 2, 6 ve 1, 5'ten geçen bir tane de var. Bunu özellikle sunuma koymamıştım, burada sorarım diye. Bilal atladığı için şimdi soramamış olduk. Evet, bir tane de arkadaşlar şurada var şöyle. Bu şekilde, hatta bakalım. Şu şekilde de arkadaşlar bir tane kesiğimiz var. Bu kesik de 2, 6 ve 1, 5'i ayırıyor. Toplam 10 tane kesik var. Aslında daha fazla kesik var. Bizim burada bulduğumuz sadece temel kesikler. Nasıl daha fazla kesik var? Şöyle ki, şimdi başka bir renkle göstermeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar şu da bir kesiktir. Buradan geldiniz, girdiniz. Şunun etrafından dolaşıp tekrar böyle geri çıktınız. Ne yapar bu? 3'e böler. Değil mi? 1, 2, 2, 6 ve 10. Ama bunları biz hesabımıza katmayacağız. Çünkü bu kesik diğer başka iki kesiğin birleşimi. O yüzden gerek yok. Zaten onları hesaba katmış oluyorsunuz. O bir tanesi şu az önce çizdiğim kırmızıyla. Bu zaten 2, 6 ile 1, 5'in arkadaşlar aynı fiberden geçmemesini garantilediği için bu dördünün aynı anda aynı fiberden geçmesi zaten söz konusu olmayacak. Çünkü bu en son çizdiğim 4 tane birden sanal bağlantıyı hesaba katıyor. 2, 6, 1, 5, 5, 10, 6, 10 bunları diyor aynı fiberden geçirme ama bunu hesaba katmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar toplamda çok fazla kesik var ama siz sadece bu temel olanları bulacaksınız. Temel olanları bularken de kaça ayırdığına dikkat edeceksiniz. Şimdi küçük bir örnek olarak yapalım. Mesela 4 düğümlü bir tane düşünelim. 1, 2, 3, 4. Diyelim ki şöyle bir topolojimiz var. Şimdi bunun kaç tane kesiği var? Onlara bakalım. Bir 1'i ayıran var arkadaşlar. C1 diyelim. 2'yi ayıran var. C2, 3'ü ayıran var. C3. 4'ü ayıran var. C4. Başka ne var? Nereden? Dikine geçen bir tane var arkadaşlar. Şu dikine geçen ne yapar? 2'ye böler. C5. Bir de yatayda var. Bu da bu şekilde 2'ye böler. C6. Başka var mı? Başka yok arkadaşlar. Bir tane, çünkü bir taneyi ayırdığınız zaman 1'e 3 ayırmış oldunuz. Bir de 2'ye 2 ayırmış oldunuz. Şimdi tekrar 3'e başlasınız. 3'e 1 ile 1'e 3 aynı şey olacaktır. Bir şey değişmeyecektir. Bu kadar oluyor. 3 düğümlü bir topolojide kaç tane vardır kesik? 3 düğümlü bir topolojide? Öyle bir direkt hesabı yok. Yok, 3 düğümlü arkadaşlar. 3 tanedir. Arkadaşlar defterinizi çizseniz zaten göreceksiniz. 3 düğüm varsa... Üçünü birbirinden ayıran vardır. Yani her birini birbirinden ayıran vardır. Başka var mı? Yok. Düğümü ortadan kesemeyeceğimize göre bu kadar arkadaşlar. Ya bu biraz daha tabii alıştırma yapmakla alakalı bir şey. Çünkü 3 düğüm ve 4 düğüm kolay ama 4 düğümden fazla olmaya başladığı zaman biraz sıkıntı çıkıyor. Burada arkadaşlar kaç düğümlüydü bu? 5 düğümlü, 5 düğümlü de 10 tane bulduk mesela. İsterseniz 2 üzeri n eksi 2 tane bulabilirsiniz. Yani burada düğüm sayısı ama bu bütün düğümleri kapsar. Biz bütün kesitleri kapsar. Bütün kesiklerle ilgilenmiyoruz. Sadece temelleriyle ilgileniyoruz. Az önce söylediğim gibi. Şimdi siz kesikleri bulduktan sonra arkadaşlar şunu garantileyeceksiniz. Herhangi bir kesik içerisinde bulunan tüm sanal bağlantılar aynı fiberden geçmemesi gerekiyor. Yani C1'e ait... Şurada C1'e ait arkadaşlar, bu hangi sanal bağlantıları kesiyor? 1, 2 ve 1, 3. 1, 2 ve 1, 3'e ait ışık yolları aynı fiberden geçmemesi gerekiyor. Her bir kesiğe tek tek bakarak aynı fiberden geçmemesini sağlamanız gerekiyor.
Bu şekilde yönlendirmeleri yapıyorsunuz. Yönlendirmelerden sonra da graf boyama yöntemini isterseniz kullanarak, çoğu zaman gerek kalmayabilir bizim örneklerimize ama daha karmaşık örnekler için graf boyama yöntemini kullanarak dalga boy ataması yapıyorsunuz. Bu yönlendirmeleri yaparken tabii ki arkadaşlar kapasite sınırlarına dikkat ediyorsunuz. Yaptığınız ışık yolunun yeterince kapasiteye, istenen kapasiteye sahip olması lazım. Şimdi gelelim bu örneğimize geri. Burada arkadaşlar en garanti örnek, en garanti yol. Bütün hepsini farklı yerden geçirirsiniz. Hiç kesik falan da bulmanıza gerek kalmaz. Tek bir dalga boyu kullanırsınız. Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Dediğimiz gibi kapasite problemlerinden dolayı. O yüzden bu örnek çözümlerden bir tanesi. Bir başkası da şu olabilir arkadaşlar. Daha önce de söyledik. Şimdi burada 5-8 fiberi kopsa problem midir? 5-8 fiberin kopması problem mi? Değil. Değil mi? 5-8 fiberi koparsa 5-6 ve 5-10 gidecek ama hala bağlanırlık olacak. Bir şey daha ekleyelim. Diyelim ki bu 6 ile 10 da bu şekilde geçsin. Şu anda 6-7 fiberi koparsa problem midir? 5-6 ve 6-10 gidecek. Bir sıkıntı olmaz. Peki 6-7 fiberiyle 5-8 fiberi aynı anda koparsa? O kadar. Ne olur ikisi de aynı anda koparsa? 10 ayrılmış olur değil mi arkadaşlar diğerlerinden? Şimdi bizim burada yaptığımız bağlanırlık garantisi arkadaşlar tek fiber kopmasına karşı bir çözümdür. Çift fiber kopmasına karşı değil. Şunu sorabilirsiniz. Yani aynı anda iki fiberin kopması ihtimali nedir diye. Burada da arkadaşlar ilintili arızalar ve ilintisiz arızalar var. İlintili arızalar mesela ne olabilir? Deprem. Deprem olduğu zaman belli bir alandaki birçok fiber arkadaşlar kayba uğrayacak. O yüzden aynı anda birçok fiber kopar. Yine bazen arkadaşlar fiberler aynı noktadan geçmek zorundadır. Örneğin işte belli bir nehrin üzerinde bir köprü vardır. Bütün fiberler o köprüden geçirmişlerdir. Köprüde bir problem olduğu zaman bütün fiberler birden kopar. Bu da mümkündür. Bunlar coğrafik olarak birbirlerine yakın oldukları için ilintili arızalardır. Bir de ilintisiz arızalar var. Şimdi İstanbul'da çok fazla kazı yapılıyor ve her kazıda bir fiberi takıyorlar. Yani bu dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de yaşanan bir sıkıntı. Ne kadar siz haritaları alsanız da telekom operatörlerinden, Türkiye'de muhtemelen almıyorlardır, direkt alıyorlardır ama yurt dışında aldıkları halde arkadaşlar kopabiliyor. Ve o fiberi tamir etme süresi ortalama 12 saat. Yani 12 saat sürüyor o fiberin tamir edilmesi. O 12 saat içerisinde Ankara'da başka bir çalışmada başka bir fiber de kopabilir. Hiç alakasız bir şekilde iki fiberin de kopma ihtimali düşük de olsa vardır ve ciddi problemlere sebep olur. 2011'deydi zannediyorum, belki bu örneği söylemiştim. Southwest Hava Yolları, Amerika'da yerel bir hava yolu. İki tane yani yedekleme yapmışlar. Bir fiber var, bir de yedek fiber var ve alakasız iki yerden geçiyorlar. Bir tanesi kazı çalışmaları yüzünden koptu, bir tanesine yıldırım düştü koptu. Aynı anda. Ve çok ciddi zarara uğradılar. Bu arızaları nasıl gidebiliriz? Bu tür durumlara karşı nasıl tedbir alabiliriz? Bunları da önümüzdeki hafta yedekleme ve kurtarma metotlarını işlerken göreceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Yok. Teşekkür ediyorum arkadaşlar katıldığınız için. Haftaya görüşmek üzere.